Dil Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana okullarda can sıkıcı bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Her okulda Covid-19 ekiplerinin olduğunu vurgulayan Selçuk, nihai hedefin tamamen yüz yüze eğitime geçmek olduğunun altını çizdi. İşte salgın döneminde eğitimin yeni yol haritası. Okullarda can sıkıcı bir olay yok. Hedef tamamen yüz yüze eğitim. Telafi programıyla açık kapanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşara virüs tedbirleri ve uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okul öncesi ilkokulların tüm sınıf düzeyleri köy okulları özel gereksinimli öğrenciler hazırlık sınıflarıyla 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Alınan tedbirlerle eğitime katılım oranı %80'lere ulaştı. 12-16 Ekim haftası için Türkiye genelinden elde edilen verilere göre okul öncesi, ilkokul ve 8. sınıf öğrencilerimizin yüz yüze devam oranı %80'lere yaklaştı. Peki şu ana kadar salgınla ilgili okullarda bir sorun yaşandı mı? Okullarımızda yüz yüze eğitimi sekteye uğratacak bir problem yaşamadık. Her okulda koronavirüs ekipleri var. Okullarda maske, mesafe ve hijyen kuralları sıkı bir biçimde uygulanıyor. Denetmenler de düzenli olarak tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Alınan önlemlerin başarılı olması nedeniyle yüz yüze eğitimin kapsamı da genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin de 2 Kasım itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini verdi. Bakan Selçuk nihai hedefin tamamen yüz yüze eğitime geçmek olduğunu vurguladı. Hedefimiz en kısa sürede tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarına, öğretmenlerine kavuşturmak. Salgın bitse de uzaktan eğitim devam edecek. EBA kanallarında dersler sürecek. Evinde internet olmayanlar için ayrıca Türkiye genelinde 13.200 EBA destek noktası oluşturuldu. İhtiyaç sahibi öğrenciler için de 500.000 tablet projesi hayata geçirildi. Peki bu tabletler gerçekten hak eden öğrencilere mi gidiyor? Cihazların dağıtım ve planlama süreçleri il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilerek okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Salkın döneminde yaşanan eğitim açığı ise telafi programlarıyla kapatılacak. Öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit ederek buna uygun telafilerden oluşan program hazırladık ve uygulamaya başladık. <laughs>